Karus kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü konumuz Tulağan Atmaca. Tulağan hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Biraz seni tanıyabilir miyiz? Tabii. Ben Ahmet Tulağan Atmaca. 21 yaşındayım. Fırat Üniversitesi'nde moleküler biyoloji ve genetik okuyorum. Boş zamanlarımda piyano çalarım veya basket oynarım. Anladım, ne güzel. Peki merak ettiğim birkaç tane daha soru var. Bölümle alakalı da sorular soracağım. Başlayalım istersen. Başlayalım. İlk sorum, benim de merak ettiğim bir soru var. Okuduğum bölüm, yani moleküler ve biyoloji ve genetik. Doğru telaffuz ettim galiba. Bu bölüm ne yapıyor? Hani ne işliyorsunuz? Moleküler biyoloji ve genetik hücrenin en küçük yapı taşına iniyor. Lisede hocalarımız bize canlının en küçük yapı taşı ne dediğimizde hücre diye cevaplardık. Moleküler biyoloji ve genetik hücrenin en küçük yapı taşına giriyor. Hücrenin de içine girer Aynen. yani. Genetiği inceliyor. Hani genleri, kalıtım materyallerini inceleyen bir bilim dalı olarak geçiyor moleküler Bu biyoloji ve peki genetik. şey diyorlar hani GDO'lu yiyecek falan. Yiyecekler. Tamamen bunları hani siz Aynen, inceliyorsunuz değil mi? aynen, aynen. Peki Tulağan bu bölümü nasıl tercih ettin? Neden bölüm tercih ettin? Hani sen dedin ya lisede öğretmenlerimiz söylüyordu. Liseden gelen bir alışkanlık yani liseden gelen bir merak mı? Aslında ben en başta pilot olmak istiyordum. Uçak kullanmaktan gerçekten pilotlara hayrandım. Fakat yaşadığım bir sakatlık sonrası zaten bu hayalim suya düşmüştü. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Ben de gerçekten dediğimiz gibi liseden kalma bir hani o da hoşuma geliyordu yani. Canlının yapı taşını incelemek, canlıyı incelemek benim de hoşuma gidiyordu. Açıkçası tıp fakültesi de olabilirdi ama kazanamadım. Yani hani konuşmak gerekirse doğruyu. Moleküler biyoloji genetik bence gayet Anladım. olumlu bir bölüm benim için. Yani benim merakım vardı dedin değil Aynen, mi? Hani merakım var. pilotluk iş olarak yapmak istiyordum. Bunu Aynen, da bir aynen. hobi olarak da incelemek. İnceleme. Ama baktım olmadı pilotluk. Aynen, Buraya buraya yöneldim. yöneldim. Tulağan biraz ders içeriklerinden bahseder misin Tabii bize? bahsedeyim. Ben ikinci sınıf öğrencisiyim. Birinci sınıfta ana temel dersler gösteriliyor bize. Örneğin genel fizik, genel kimya, genel biyoloji. Bunun yanı sıra iki tane laboratuvar dersimiz var. Bir tanesinde laboratuvarda kullanmamız gereken makinalar gösteriliyor bize. Mikroskoptur, işte Behr glass falan o türden. En başından başlıyor temel olarak. Aynen, temeli gösteriyor bize. Diğer laboratuvar dersimizde ise hani belki lisede bile yapmışızdır bu deneyleri. Soğan zarının incelenmesi. Hani soğandan böyle küçük bir pay alırsınız, mikroskoba koyarsınız, hücre zarını incelersiniz, işte hareket ederler. O yani dersler birinci sınıfta oydu. İkinci sınıfta biraz daha ağırlaştı. İkinci sınıfta artık hani kendi ileride mesleğim olacak işin temellerini tamamen atmaya başladık işte. Hücre biyolojisi, hücrenin biyolojisini inceliyoruz. Hücre biyolojisinin yanı sıra genetik var. Genetik, onların yanı sıra anatomiye biraz değiniyoruz ama hani onun haricinde bu yani. Anladım. Peki 3-4'te ne işleyeceksiniz? Hani dedin ya biraz daha temel atmaya başlayalım. O zaman bunun üzerine biraz daha koyacaksınız. Evet, Daha bunların üzerine detaya. ekliyoruz tamamen. Aynen. Tamamen giriyorsunuz Aynen. yani. Artık bu Peki işin içine giriyoruz tamamen. şu an anladığım kadarıyla ilk sınıfta laboratuvar dersleri vardı. Aynen. İkinci sınıfta var mı laboratuvar İkinci dersiniz? sınıfta vardı fakat uzaktan olduğu Onu için soracaktım. Nasıl aynen. hani verimli oluyor Ya online'da? ben pek verimli olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Hani bu her yerde böyle. Fırat Üniversitesi'nde zaten öğretimdeyken hani Fırat Üniversitesi'ndeki laboratuvar imkanlarının ben biraz kısıtlı olduğunu düşünüyordum. Online oldu. Tamamıyla bu sefer hocalar deneyleri de slayttan anlatmaya başladılar. Bu lakinle hani Biraz lakin daha hiçbir şey anlayamıyoruz. kötü oldu o Aynen, zaman hani aynen, laboratuvar dersleri aynen. açısından da. Tulağan biraz iş imkanlarından bahseder misin bizlere? Tabii moleküler biyoloji ve genetikte iş imkanları olarak bir üniversitede araştırma görevlisi olarak işe başlayabilirsiniz. Onun haricinde hastanede doğum teşhis ünitelerinde işe başlayabilirsiniz. İşte zaten konuşmuştuk GDO'lu gıdaları incelemekte veya işte bu türlü GDO'lu besinlerin içindeki maddeleri değinebilirsiniz veya onun haricinde mesela ben şey duymuştum. Bir üniversitede tıp fakültesinin dekanı bir moleküler biyoloji genetik mezunuydu. Bayağı hani
şey dekanına kadar aynen, çıkabiliyor eğer üniversite dekanlarsanız. Ama bunun için sanıyorum ki hani çok uğraşılması gerekiyor. Tabii ki. Az önce konuştuk hani dedin ya dekan olabiliyor mu diye. Hı-hı. Benim de merak ettiğim bir soru var. Tıpa geçiş yapabiliyor musun? Yani tıpla bir yok, bağlantınız. Tıp şimdi tıp fakültesi insan sağlığını hı-hı araştırırken ben direkt hücreyi inceliyorum. Hı-hı. Tamamen hani farklı diyorsun. Aynen. Aynen. Biraz daha onlar anatomi. Aynen. Sen biraz daha detay aynen, onlar iç daha genel görüyorlar. Hı-hı. Hani hücreyi. Anladım. Hı-hı. Peki Tulağan, şu an üniversitedesin, ikinci sınıfım hı-hı dedin. Okuduğun üniversitede ulaşım, yani Fırat Üniversitesi'nde hı-hı ulaşım nasıl, işte yurt imkanları nasıl, sen evde mi kalıyorsun, yurtta mı hı-hı kalıyorsun? Biraz detay verebilir misin bunlar bahsedeyim hakkında? hemen. Ben direkt üniversitenin içinde kalıyorum. Hani üniversitenin içinde kaldığım için ben yürüyerek bölüme gidip gelebiliyorum rahat Hı-hı. rahat. Fakat şöyle hani yurtta kalan arkadaşlarım için onlar adına konuşmak gerekirse Elazığ küçük bir şehir. Hani şehrin ucundan ucuna gitmek için bile yani 15 dakikada zamanınızı harcayarak bunu başarabilirsiniz. Arkadaşlarım hani zaten çok kalabalık bir şehir olmadığı için rahatlıkla yurttan üniversiteye gelip gidebiliyorlar. Tula üniversitede kalıyorum dedin de bunu biraz açıklar mısın? Tabii hemen açıklayayım. Elazığ zaten küçük bir şehir diye az önce bahsetmiştik. Doğru. Fırat Üniversitesi de şehrin tam göbeğinde, tam merkezinde yer alıyor. Bu sebeple etrafında evler oluyor. Hani bundan dolayı ulaşımda çok sıkıntı yaşamıyorum ben. Hani benim evim yakın, yürüyerek gidip gelebiliyorum. Onun yanı sıra zaten yurtlar hani Elazığ küçük bir şehir olduğu için yurtlarda da insanlar rahatlıkla öğrenciler Gidip çıkıp gelebiliyor. üniversiteye gelip gidebiliyorlar. Anladım. Peki Tulağan son olarak senden tavsiye isteyeceğim. Bu bölümü seçecek öğrencilere, tercih hı-hı edecek öğrencilere buradan ne söylemek istersin? Biraz tavsiye verebilir misin? Hı-hı. Bunlar çok önemli dediğin özellikle bizim değinmediğimiz noktalar var mı? Şöyle, Türkiye'de şu anda günümüz itibariyle iş imkanlarının ben biraz kısıtlı olduğunu düşünüyorum. Bunun için güzel bir yerlere gelebilmek için bayağı uğraşmak, uğraş sarf etmek gerekiyor. Peki ilerleyen dönemlerde önünü açılacağını düşünüyor musun? Biraz bilim insanlarımız da destek verirse bu konu hakkında yani kesinlikle önünün Türkiye'de açılabileceğini düşünüyorum. Haricinde bu bölümü gerçekten istemek gerekiyor. Çünkü gerçekten zor bir bölüm olduğunu düşünüyorum. İsterlerse hani bu bölümü yapmak, hani zaten bu bir uğraş olması gerekiyor. Bu eskiden kalma bir alışkanlık, bir istek olması gerekiyor. İlginin olması, İlginin olması gerekiyor. Hani yani sen açıkçası pilotluk aynen istiyordun ama biyolojide, hücrede ilgin var vardı demiştin. Aynen. O yüzden seçtin. Aynen. Ama hani sadece pilotluk istiyorum, buraya da geldi diye yazmayın yazdım, diyorsun değil aynen mi? Veya farklı hı-hı bölüm. Hı-hı. Anladım. Başka yani eklemek istediğin bir şey var mı? Yok, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim verdiğin cevaplardan dolayı. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Tulağan'ın hesabını aşağıya bırakıyoruz. Sormak istediğiniz sorular varsa Tulağan'a yazabilirsiniz. Takipte kalın. Evet, bir rahmet ki erhamer rahimin. Amin. El Fatiha. Tik genetikçi işte. Daha detaylı. Aa, daha şeylere gidiyor. Allah. Ya çok güzel doğaçlama gidiyordu ama. Çok kesildi ya. Ömer montaj diyecek. Biraz açıklar mısın? Şöyle. Babam da bu üniversite adına çalıştığı için. Bir dakika. Babam daha. Abi ağlayacağım. Ömer. Evet, bu üniversite adına çalıştığı için ne bu? Sponsor mu bu? Üniversitede kalıyorum dedin de. Biraz açıklar mısın bunu? Tabii. Elazığ hani bahsettik az önce. Küçük bir şehir oldu. Ya böyle bir şey olur. Böyle bir şey olur mu ama ya? Ya bana bakarak gülüyor. Ben şimdi ne yapabilirim ki? Ya ben ne yaptım? Böyle olur. Tulağan. Üniversitede kalıyorum dedim de. Kanka olma bana. Söyleyeceğim. Ben kendim biraz da hazırlıyorum. Niye bir şey söyledin ki sen? bu kantine hiç geldin mi sen? Yok. Ben de gelmedim. Gerçekten güzel mi? Ben burayı hiç kullanmadım. Peki bura ne? Bura ne? Konservatuar. Şeyden konservatuar. Direkt geçiş mi var? Sosyal merkez mi? Hayır, şey yok. Oraya veterinerliğin şeyi olabilir ha.
Doğru. Şuna veterinerlik, bura konservatuvar olabilir. Ya da bura da veterinerlik, pardon.